2019'da Ay'a yeni bir yarış başladı. Ocak'ta Çin, Ay'ın dünyadan görülmeyen yüzünün Güney Kutup Ayıkten Havzası'na bir uzay aracı indirmeyi başararak tarih yazdı. Xinhua Haber Ajansı'na göre Çin Uzay Ajansı, 186 km çapında Karman kraterin altına Xiang 4 uzay aracını yerleştirdi. Ay'ın arkasında doğrudan iletişim kurulamadığı için İletişim uydusu Kikua, Xiang 4 ile dünya arasındaki iletişim köprüsü olarak hizmet veriyor. Daha önce hiçbir sonda Ay'ın karanlık tarafına inmeyi başaramamıştı. Ayrıca gemide bulunan Luna Lander, Kiel Üniversitesi bilim adamları tarafından geliştirilen bir radyasyon ölçüm cihazıdır. Luna Lander, nötron ve dosimetri veya kısaca LND denilen bir mendille neredeyse aynı boyda ve Ay'daki toprağın radyasyon ve su içeriğini bir yıl boyunca ölçecek ve sonuçları dünyaya geri iletecektir. Başarılı inişten sonra Rova U2 sondayı bir rampa ile terk etti. Araç, Ay yüzeyinin 3 boyutlu görüntülerini, Ay radarını, kızılötesi spektrometreyi, Almanya ve İsveç'ten gelen radyasyon dedektörlerini kaydetmek için panoramik bir kameraya sahip. Bu görevde Ay yüzeyinin yapısı ve bileşimiyle toprak tabakaları analiz edilmekte. Ayrıca çeşitli astronomik gözlemleri gerçekleştirmekte ve değerlendirmektedir. İniş modülü, yalıtılmış bir tabaka ile donatılmış bir alüminyum alaşımından yapılmış silindirik bir yük kabı taşıyor. 18 cm yüksekliğinde, 16 cm çapında ve yaklaşık 3 kg ağırlığındadır. Çin Haber Ajansı'nın bildirdiği gibi, kapaklarda pamuk, kozla tohumu, patates, arabidopsis, maya ve meyve sinekleri tohumları gönderildi. Gördüğümüz gibi bu listede ipek böceği yok. Tüm haberler tam olarak bu içeriği bildirmiş olsa da. Çünkü çok yiyeceğe ihtiyaç duyarlar. Ve uzayda kaynaklar kısıtlıdır. Bunun aksine meyve sinekleri çok daha az bir gıdaya ihtiyaç duyarlar. Ve bu nedenle çok daha uygundur. Bu deneyin amacı, Ay'daki canlı organizmalarda solunum ve fotosentez süreçlerini test etmektir. Ancak Çin zaten 2020 başlarında inşa edilmesi gereken kalıcı bir uzay istasyonu planladığı için bu sadece başlangıç gibi görünüyor. Ek olarak gelecek için daha heyecan verici görevler planlanıyor. Yarım yüzyıl önce hem ABD hem de Sovyetler Birliği Ay'ın karanlık yüzünü fotoğraflamayı başardı. Ama oraya hiç iniş yapamadılar. Ancak 1962'de insansız bir Amerikan uzay gemisi tam olarak bunu denemiş olsa da ne yazık ki başarısız oldular. Çin tarafından yayınlanan ilk resimler rengi NASA'nın bize alıştırdığı gri tonlardan çok farklı bir manzarayı gösteriyor. Her ne kadar bu renk farkı tartışmalara yol açsa da, diğer faktörlerin yanı sıra, güneş ışığının kırılma açısına bağlı olduğu için nadir değildir. Bu, 11 Ocak Cuma günü yayınlanan çekilmiş en son Çin resimlerinde görülebilir. Burada ilk fotoğraflardan farklı olarak daha fazla gri tonu görülebilir. Ulusal Uzay Ajansı'nın Cuma günü yayınladığı görüntülerden biri, İniş modülünde bulunan bir kamerayla çekilmiş 360 derecelik 80 fotoğraflık bir panoramaydı. U2 modülü terk ettikten sonra birbirlerini fotoğrafladılar. Bunlar medyanın bize gösterdiği resmi haberler. Ama arkasında ne var? Çin'in tam olarak aradığı şey nedir? Karman kraterindeki iniş tesadüf değildi. Krater, Güney Kutup Ayıkten Havzası'nda yer almaktadır. Ve şu ana kadar Ay'daki en fazla gök taşı düşmesini kaydeden alanlardan biridir. Bu nedenle Çin'in hedeflerinden biri, çok sayıda meteorit düşmesi nedeniyle bu elementlerin zengin bir şekilde ortaya çıkmasını sağlayan Rova U2 ile altın, platin, nikel ve lityum gibi çok değerli mineraller ve metalleri araştırmaktır. Ancak diğer teoriler, Çin'in Ay'ı bir enerji kaynağı olarak kullanmak istediğini öne sürüyor. Bazı uzmanlar, Çin'in neredeyse sınırsız bir yakıt olan
helyum-3'ü aradığına inanıyor. Çin Ay Araştırma Programı'nın baş bilim adamlarından biri, New York Times'a Ay yüzeyindeki tozda bulunan helyum-3'ün nükleer füzyon yoluyla insanlara 10 bin yıl enerji sağlamak için yeterli olacağını söyledi. Bu nadir izotopun elde edilmesi için Çin'in geniş bir alanda madencilik yapması gerekecektir. Uzmanlara göre 1 milyon tondan fazla helyum-3, Ay yüzeyinin sadece birkaç metre altında bulunmaktadır. Ancak Çin, Ay'a ilgi duyan tek güç değil. Diğer ülkeler zaten oraya inme arzusunu dile getirdiler. Diğer ülkelerin yanı sıra 1972'de Apollo 17'den sonra hiçbir zaman Ay'a geri dönmeyen ABD. Ama neden 46 yıl sonra aniden bu acele? Rus uzay ajansı Roskosmos'un direktörü Dmitri Rogozin, ülkesinin önümüzdeki 2 yıl içinde Ay'a bir sonda göndermeye hazır olduğunu söyledi. Ay projesine devam etme kararı verdiklerini açıkladı. 2021 yılında uzay aracı Luna 25'in Ay'ın güney kutbuna inmesi planlanıyor. Ayrıca ABD, Rusya'dan Ay'a gidip ve geri dönebilecekleri Soyuz'un bir versiyonunu geliştirmelerini istediğini de sözlerine ekledi. 2017'de Başkan Donald Trump, NASA'ya uydumuza geri dönmesi için çağrıda bulunduğu bir anlaşma imzaladı. Ay ile ilgilenen bir diğer ülke de Hindistan. Hindistan Uzay Ajansı, 30 Ocak 2019'da Ay sondası Chandrayaan-2'nin başlamasını planladı. Şubat ayında İsrail sadece ilk ayın inişini değil, aynı zamanda özel olarak da ilk inişini yapacak 585 kilogramlık çadır kapsül Bereşit'in bir rokette Ay'a uçacak. Öte yandan Japonya 2021'de Slim adlı küçük bir Ay inişini başlatmayı planlıyor. Ve son olarak Avrupa Uzay Ajansı ile birlikte Rusya Luna 27 sondasını su aramak için Ay'ın güney kutbuna göndermeyi planlıyor. Herkesin şimdi aynı anda Ay'a gitmek istemesi sadece tesadüf mü? Elbette arkasında başka bir şey var. Bizim için çok açık olmayan bir şey ve bizden gizlenen bir şey. Elbette bizi bu uzay yolculuğunun çok azını ya da hiçbir şeyini göstermemeye alıştırdılar. Bize sadece gerekli gördükleri şeyleri gösteriyorlar ve bu yüzden orada tam olarak ne yaptıklarını bilmiyoruz. NASA iddiaya göre Ay'a birkaç misyon gönderdi ve hepsi tartışmalarla çevrelendi. Tarih boyunca resmi ve askeri çevrelerdeki insanların ifadeleri ve resimleri Ay'da olan gizli uzaylı üslerinin varlığını ortaya çıkaran ve böylece NASA'nın yalanlarını açığa çıkaranlar oldu. CIA'nin eski pilotu John Lear gibi insanlar birçok bağlantılarının aracılığıyla Ay'daki uzaylı üsleri hakkında bilgiler edindi. NASA personeli tarafından kilitli kalmaları için retuşlanan Ay'daki büyük yapay yapıların görüntülerini gördüğünü iddia eden Chaos Karl Wolf'ten bahsetmiyorum bile. Çin'in hedefi tam olarak bu üsleri bulmak olabilir mi? Ne yazık ki Çin'den ve başka herhangi bir güçten şeffaflık bekleyemeyiz. Tüm bunlar kitleleri aldatmak ve gerçek niyetlerini gizlemek için yapılan basit bir medya şovuna benziyor. Gelecekte Çin Uzay Ajansı ve diğer ülkeler bizi neyle şaşırtacaklar? Bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Videolarımızın devamı için bize abone olmayı ve yeni videolarımızı kaçırmamak için bildirimleri açmayı unutmayın.